Merhaba. Mesut, hazırlandım. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Sonra da derse gideceğiz. İnşallah yetişirim ama geç kaldım gibi. Ama olsun, kahvaltı önemli. Gördüğünüz gibi fazla bir şey yok. İki yumurta, tahin pekmez, bal, bir de çay aldım. Ekmek. Balı çayın içine atacağım arkadaşlar. Çünkü neden atmayayım? Güzel olur. Mühendislik fakültesinde amfi olmayan sınıflar bu şekilde. Dersleri yarı amfi yarı dalı sınıflarda işliyoruz. Şimdi dersten çıktım, saat 11. Yurda gidip bilgisayarımı alacağım, sonra kütüphaneye geçeceğim. Belki de orada bir yemek yerim. Burası okulun çalışma salonlarından biri. Üst katını geçici yemekhane yaptılar yaz okulu için. Şu şekilde. Bu da 9 liraya aldığımız yemekler. İnşallah ücretleri 30-40 lira olmaz. Burası Farab kampüsünde. Şu da onların çalışma salonu. Manzarayı görüyorsunuz. Bu manzarayı şimdi ders çalışabiliyoruz. Çalışıyor muyuz? Hayır. Ama çalışabiliyor muyuz? Evet. Nerede var ha? Nerede var? Bakın burada var. Yemekten sonra kütüphaneye geldik. Ders mi çalışıyoruz, başka şeyler mi yaparız orası bilinmez. Manzaram bu şekilde. İlahiyat Fakültesini görüyor. Aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de aynı binada. Sıkıldık ve o kantinden bu kantine, bu kantinden o kantine, kütüphaneye, oradan kantine, kantinden kütüphaneye derken... Söylerken yoruldum. Zaman geçmiyor. Bugün zaman geçmiyor. Şimdi AVM'ye gideceğiz. Flo'ya gireceğim. Flo'dan terlik alacağım. Daha doğrusu bakacağım. Beğenirsem alacağım. Sonra da Oppenheimer'a gidiyoruz. Artık film vizyonuna gireli kaç ay oldu? Bir ay oldu. Artık vizyondan kalkacak, yani az kaldı. Biz anca gideceğiz. Hadi bakalım. Oppenheimer'a geldik. Şurası Allah. Sefa eyvallah. Eyvallah. Eyvallah bro. Molaya çıktık, şimdi lavaboya geldik. Bu nasıl bir film öyle? Benim yetişmiyor hızına. Bir de bir ara uyuyakalmış olabilirim, böyle içim gelişti. Ama müzikten hep böyle müzik dalgalı dalgalı. Çalıyor, sürekli çalıyor. Bir de geceleri biraz az uyumuştum. Ama sanki beynim böyle filmi takip edemiyor. Çok kızım. Ama güzel. Atıştırmalık bir şeyler almak için Migros'a indim. Midem kazınıyor. Ara bitti galiba. Yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi 3 kat çıkacağız. Ya da 2, emin değilim. Merdivenler başladı arkadaşlar. Bu merdivenler bitmiyor. Sonsuza kadar gidiyorlar. Klasik Zonguldak. Şu an bir kısmına çıktım ve şöyle bir Zonguldak manzarası görüyorsunuz. Deniz. Ama hiç yardımcı olmuyor bu merdivenler için. Daha başka merdiven çıkacağım. Bitmedi. Şurada başka bir merdiven başlangıcı görüyorsunuz. Otlar sardığı için çok görünmüyor. Ama orası da az önce çıktığım gibi bir merdiven ve bir yerlere gidiyor arkadaşlar. Bu arada hastaneye gidiyorum. Anestezi kısmına kan vermem gerekiyor çünkü cuma günü endoskopum var. Hadi bakalım. Hastaneden çıkıp Beyza'nın yanına, gençlik merkezine gittim çünkü hastanenin yanındaydı. Sonra öğle arasına geldi ve yemek yemeye geldi. Ne yaptık Ceyda? Dedi ki biz bir durumu bitiremiyoruz. Bir tane alıp ikiye böldürdük. Al.
afiyet, bal şeker. Yemek yedikten sonra çay içmeye geldik. Burada tuhaf bir şey var. Bir defa böyle bir şey gördüm. Biberona benziyor. Şimdi hastaneye giderken yürüdüğüm tüm yolu tekrar yürüyorum çünkü sonuç göstermem gerekiyor. Ölüyorum. Ölüyorum anlasana. Şimdi gitar kursundan çıktım. Sonunda bari akor basabiliyorum. Yani bir tane ama tamam düzgün ses çıkaramıyor olabilirim ama en azından artık geçiş yapabiliyorum. Bugün onunla ilgili yeni bir şarkı aldım hocadan. Bakalım çalışacağız. Şarjım önüne. Okula geçeceğim. Orada telefonun şarjı koyarım. Burası kampüsün üst kapı girişi. Tam karşısında da şu merdivenlerin sonunda bir markete gidiyoruz. Bir haftadır markete gelmeyi erteliyordum. Bir haftadır. Şarjım 4 bu arada. Şarjım 2. Şu an okuldayım. Birazdan kütüphaneye gireceğim. Şarj aletim bilgisayar çantamda yani kütüphanede. Biraz soluklanmayı planlıyorum. Ondan sonra aldıklarımı yurda götürmem lazım. Çünkü dolaba koymam gereken şeyler var. Telefonda konuşan bir adam önümden geçiyordu kampüsün içinde. Tamam aşkım sen haklısın kapat dedi. Kendimi tutamadım gülmeye başladım. Adam yürürken arkasına baktı bana doğru. Ben de döndüm göz göze geldim. Ben de kim şansla Allah bilir hocadır o adam. Kim bilir ne hocasıdır. Allah'ım selam et. Bu gördüğünüz yer okulun içindeki erkek KYK'lar. İşte şunlar bloklar vesaire falan filan. Şu gördüğünüz yıkıntılık yer var ya. Orada bir blok daha vardı ya da iki blok da olabilir. Emin değilim büyük ihtimal iki blok vardı. Heh, işte o iki bloğu yıkmaları bir sene sürdü. Yapmaları da Allah bilir bir 3-5 sene sürer. Erkeklere üzülüyorum. Tüm kalbimle. Yani bu mağdur etmek insanları. Hatta yanlış bilmiyorsam kız yurtlarından birine yeni blok açılmış. Ve onun eski bloğunu erkek yurduna çevireceklermiş. Orası da koğuş gibi Allah kolaylık versin. Biliyor musunuz bu geçtiğin orman nedir diye? Ne gibi? Sanki buradan çekmişim. Nasıl bir daha söyle? Aynen. EM'de oturuyorum. EM kantinin adı bu arada. Yani dedim ki bayağıdır oynamadım. Bir basketbol oynayayım. Şurada bir basket zevkim var. Neyim var ki başka ha? Ama kantinde top kalmamış. Var olan bir iki tane topu da millet almış yanında bekletiyor. Hakkımı helal etmiyorum vicdansızlar. Şerefsizler kahpeler. Zaten kantinci Burak abiyi de buradan sordum dedim. Niye ki sizin kantinde top yok? Dedi ki üşendim şişirmeye ya. Yazıklar olsun. Merhaba. İlk mi yurdun kahvaltısından zehirlenip kustuğu için acile gidiyoruz şu anda. Nasılsın İknur? İyiyim. İyiyim diyor ama yani işte KYK yurtlarının kahvaltısı, akşam yemeği. Böyle şeyler çok oluyor. Bir de o değil, o da arkadaşına da aynı şey olmuş. O daha iyi diyor. Şimdi acile gideceğiz inşallah bu hastaneye de. Ne çok gittim bu vlogla yahu. Şimdi bu benim yemeğimdi. Çorba içtim, bitti okey. Bu da arkadaşın yemeği. Yemeklere döktü karabibere bakar mısınız? Nasıl yenildi bu şimdi? Nasıl ha? Nasıl? Yemek yiyip evime geldik. Çay içtik. Şimdi namaza gidiyorum camiye. Ondan sonra kütüphanede çalışacağım. Gözüm patladı. 5-6 tane köpek bir anda üstüme doğru geldi. Arkamdaki bir köpeğe doğru saldırdılar. Dizlerim titriyor. Üstüme atlasaydılar. Parçık pinçik olmuştum yani. Normalde saldırgan değiller ama niye böyle yaptılar anlamadım. Okulun içindeyim bu arada.